Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Sizlere bugün at ile eşek masalını seslendireceğim. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde güzel ve şirin bir kasabanın dışındaki derenin kenarındaki küçücük evinde at ile eşeği ile birlikte çamaşırcılık yapan, geçimini çamaşırcılık yaparak geçimini sağlayan orta yaşlarda bir adam varmış. Bu adam her gün kasabaya gider, Eve dolaşarak topladığı kirli çamaşırlarını, çamaşırları evine getirir, gün içerisinde yıkayıp kuruttuktan sonra tekrar sahiplerine götürürmüş. Bir gün erkenden kasabaya giden çamaşırcı, çamaşırcı toplayıp eve getirdiği çamaşırları yıkarken at ile aş, eşek ahırda dinlenirmiş. At "Bugün çok uzun bir gündü. O kadar çok yorgunum ki." demiş. Eşek de sen niye yorgun oluyorsun ki? Bütün o yükü taşımak zorunda olan benim. Sen yalnızca sahibimizi sırtında taşıyorsun. At öyle konuşmayı bırak ve kes mızlanmayı da uyu artık demiş eşeğe. Eşeğin söylediği doğruymuş. Çamaşırcı yıkanmış çamaşırları her sabah kasabaya eşeğin sırtında yükleyerek götürür, yıkanacak olanları da yine onun sırtına yükleyerek eve getirirmiş. Sahibi kasabaya gideceği zaman ata binermiş ve bütün çamaşırı yükünü de eşeğe yüklermiş. Zavallı eşeğin gerçekten zor bir hayatı varmış. Kasabaya varan çamaşırcı temiz çamaşırları sahiplerine dağıttıktan sonra kapı kapı dolaşır ev sahiplerine kirli çamaşırlarının olup olmadığını sorarmış. Her evden aldığı kirli çamaşırları bir, ken bir kenarda biriktirir diğer evlere sorar e diğer evlere sorarmış. En son konağa giden çamaşırcıya yıkaması için bir sürü çamaşır vermişler. Böylece çamaşırcı o günün çamaşırlarını toplamak için kapıdan kapıya gitmeye devam etmiş. Anlaşılan o gün herkesin ya misafiri ya eğlencesi ya da temizlik işi varmış ki o kadar çok çamaşır birikmiş ki. Çamaşırcı bütün yükü zavallı eşeğin sırtına yüklemiş. Eşek anırmaya başlayınca çamaşırcı. Aa bugün çok fazla bohça var hepsini bu zavallı hayvanın sırtına nasıl dengeleyeceğim bilemiyorum diye söylenmiş. Sonra da aslında eşeğin yanında yürümeliyim ve bohçalara göz kulak olmalıyım. Çünkü yolda hiçbirinin yeri düşmesini istemiyorum diye mırıldanmış. Böylece çamaşırcı alt atına binmek yerine eşeğin yanında yürümüş. Zavallı eşeğin yükü o kadar çok ağırmış ki yürümekte zorlanıyor ve yere düşmekten çok korkuyormuş. Bir süre yol gittikten sonra hava giderek ısınmış. Çamaşırcı ise sıcağın etkisiyle epeyce yorulmuş. Çamaşırcı kendi kendine bugün hava çok sıcak. Bu yürüyüş beni gerçekten çok görüyor. Üstüne üstlük bu kadar çok işimiz var ki mutlaka bir süre dinlenmemiz gerekiyor diye söylenmiş kendi kendine. Çamaşırcı gördüğü bir ağacın altına geçerek gölgede uzanmış. At ise yerde bulduğu yeşilliklerle karnını doyurmaya başlamış. Eşek ise yükün altında anılırken ata seslenmiş. Bugün yüküm o kadar ağır ki belim kırılacak gibime geliyor. Lütfen yükümü taşımama yardım et. Bugün sahibimiz bile senin sırtına binmiyor. Lütfen yükümü biraz alır mısın diye yalvarmış ata. At ise alamam tabii ki benim görevim sahibimizi taşımak. Senin görevin ise o yükü taşımak demiş. Çok geçmeden zavallı eşek o yükün altında olduğu yere yığılmış. Beli incinden eşeğin düştüğünü gören sahibi hemen onun yanına koşarak sırtındaki çamaşırları yere indirmiş. Eşeğin sırtındaki yükü als <laughs> yere indirmiş. Çamaşırcı senden çok özür diliyorum. Sırtına bu kadar çok yüklememeliydim diye çamaşırların bir kısmını atın sırtına yüklemedim ki. Neden bir sırtına bir kısmını atın sırtına yüklemedim ki diye kendi kendine söyleniyormuş. Eşin Eşeğin sırtındaki yükü alınca eşek ayağa kalkmış. Bütün çamaşırları atın sırtına yükleyen çamaşırcı ata eminim anlayış gösterirsin sevgili eşeğe bugün dinlenmesi için izin vermeliyiz demiş ata. Biraz yol göz geldikten sonra at eşeğe dönerek ben bunu hak ettim dostum. Ben bugün bencillik etmeseydim bu yükü paylaşabilirdik ve sadece yarısını taşımış olurdum. Ama o kadar bencil olduğum için şimdi bütün yükü tek başıma taşımayı hak ettim demiş eşeğe. İşte gördüğünüz gibi sevgili dostlar, bir şeyleri paylaşmak her zaman için daha iyidir. Yani arkadaşlarımıza yardım edeceğimizde onlar beraber çalışacağız. Bu sayede kimse yükü tek başına bilmeyecek ve tek başına bilmeyecek ve bütün iş hızlı, eğlenceli, mutlu bir biçimde sürecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.